O ezeldeki konuşma tarzın, yani oradaki zaten ses tonun inanılmaz da, bir de iyice bir karizma, bir garip bir durum oluyor orada. Önemli bir sahne vardı orada, Tuncay abiyle hastane odasında. Baş başa konuşma sahneniz vardı. Bir onu bir ufak bir izleyebilir miyiz? Çok az. Yeter. İzlemesek de olur. Peki, teşekkür ederim. O zaman niye geldin diyeceksin. Ben seni nasıl yendim biliyor musun Ramzi abi? Hani sen o bıçağı aldın, benim içime oydun ya. İşte ben seni öyle yendim Ramzi abi. Gelecek diyorum. Pişman olacak, gelecek. Gelmiyorsun. Kısa bir versiyon. Biz de gittik aynı hastane. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şimdi Mehmet Aslantı ile Arzu Balan'a yaptığım gibi ikisini de ben oynamak mecburiyetinde kaldım. bir nacizane bir izleyelim. Yani bir ufak oyunculuk sergilemeye gayret ettim. Tamam. Ne güzel. Çok acayip. Aklıma acayip şeyler geliyor Ramiz abi. Böyle ağzına burnuna borular morular sokulmuş. Aklıma ne geliyor biliyor musun Ramiz abi? Hani o eskiden birbirimize bir laf söyledi. Zoruna gidenin borusuna gitsin diye. Aklıma o geliyor Ramiz abi. Senin için çok üzülüyorum Ramiz abi. Hem çok üzülüyorum. Hem de çok seviniyorum. Hem çok üzülüyorum. Hem de çok seviniyorum. Seni nasıl yendim biliyor musun Ramiz abi? Hep aklıma aynı görüntüyü getirdin. O gün beni bırakıp gitmiştin ya. İşte o gün diyorum ki gelir bu diyorum, gelmiyorsun. Ramiz abi bu gelir mutlaka diyorum, gelmiyorsun. Ya tadını aldı mı bunun, mutlaka gelir diyorum, gelmiyorsun. Ya bırak bari beraber gelelim diyorum, ona da gelmiyorsun. Ya ne ona geliyorsun, ne buna geliyorsun. Ya bırak şunu Ramiz abi. Abi, pes, bu kadarına vallahi pes. Şimdi tekrar soruyorum Ramiz abi. Sence en son kim? Ha? Harika. İnce bir hani oyunculukla ilgili bir şeyimiz yok ama ince çok, bir şey yapmak. Çok eğlenceli olmuş. Ayrıca o görüntüyü de Haluk abinin görüntüyü de oraya koydunuz, iyi oldu. Bütün detayları da görmemiş olduk. Süper oldu. Harika oldu.